Bu noktada çok kritik olan halkın, insanlarımızın genelde ne yapacağı. Bir grup var, hiç iplemeyen, ya biz Türk'üz, bize bir şey olmaz diyen ve olayı umursamadan toplu yemeklere, toplu davetlere, restoranlara, otellere, toplantılara, konferanslara, kongrelere, konserlere giden. Bir de bir grup var, marketlere saldıran, paniğe batmış olan ve ortamı babalayan bir grup var. Bence bu iki tarz da yanlış. Ama bizim dönemin, bizim gibi nispeten aydın, sorumluluk sahibi dönemin ve bizim yakın çevremizde, ailemizde olanların ve dostlarımızın ve yakınlarımızın ve iş arkadaşlarımızın uyarılması lazım. Önümüzdeki 3 hafta çok kritik. Bu konuda devletin yapabileceği hiçbir şey yok. Artık insanların inisiyatif alarak toplu mekanlarda, otobüslerde, trenlerde, metrolarda, konserlerde, yemekli toplantılarda, restoranlarda bir araya gelmemesi lazım. Bence en azından 3 haftalık bir sürede. İtalya'da en ciddi sıkıntı şu oldu. Ciddiye almayan gençler, ki gençlerin başlangıçta ciddiye almamaları çok normal. Çünkü onların riski çok düşük. Ama gençler sağda solda gezinerek ve bu tür toplumsal yerlerde bulunarak 60-65 yaş üstü insanlara bulaştırdılar. Bu insanlar yoğun bakımlara gittiler. Yoğun bakımlardaki yataklar bitti. Sonra mecburen sanki bir savaştaymışız gibi yoğun bakım hekimleri ve hastane yöneticileri yoğun bakım yataklarını alamadıkları hastaları normal yataklara aldılar. Safra taşı, böbrek taşı vesaire elektif dediğimiz tıpta ameliyat gerektiren hastaları çıkardılar. Onların yerlerine bu hastaları yatırmaya başladılar. Bu hastaların yattığı hastaneler de bir bulaşma merkezi olarak hasta bakıcısından resepsiyonuna, resepsiyondan doktoruna, doktorundan teknisyenine dalga dalga yayılmaya başladı. Ve solunum cihazı bulunamadığı için, solunum cihazına bağlanamadığı için yüzlerce insan öldü İtalya'da. Dolayısıyla Türkiye'nin bu duruma düşmemesi için bizler lütfen elimizden geleni yapalım. Çoluğumuz, çocuğumuz, dostlarımız, ailemiz, yakın çevremiz, iş çevremiz, insanları uyaralım. 3 hafta için lütfen toplumsal mekanlara, topluluğun birlikte olduğu, 3-5 kişiden fazla insanın bir arada bulunduğu mekanlara gitmesinler. Benim kardeşiniz bir iç hastalıkları uzmanı olarak sizleri bu konuda uyarmak istiyorum, destek olmak istiyorum. Lütfen bu olayı ciddiye alın ve toplumsal mekanlara lütfen şu 3 hafta girmeyin, yakınlarınızı da göndermeyin. Görüşmek üzere diyorum. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum.